Evet, hazır mıyız? Dünyanın en fuara gidip video çekemeyip geri dönüp sonra bir sonraki gün yine giden 2000 years later. Bu sefer yine çekemeyeceğini Much later. Düşünen ama çekeceğini. Mükemmel bir fuar gününden herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Motobike 2024'e gidiyoruz. Arkadaşlar ben dün çekime gittim fakat mikrofon sıkıntı çıkardı. Ben bilmiyorum. Bugün de Malkoviç'e beraber gitmeye karar verdik. Hadi bakalım hadi. Normalde dün kameramanla falan gitmiştim de. Ben dedim ben niye bu kadar uğraşıyorum? En iyisi alayım elime böyle kamerayı tek başıma böyle kendimi çekeyim dedim. Bu şekilde daha güzel olacağını düşünüyorum. O zaman fuarda görüşürüz. Fuar merkezine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi bakalım girmek üzereyiz. Evet, fuar alanına gelmiş bulunuyoruz şu anda. Şuradaki motorları göstereyim sizlere. Böyle şuralar full motor dolu. Ve bugün hafta içi perşembe günü. Ona rağmen bir sürü motor var. Çok fazla katılımcı var. Hadi bakalım girelim. Fuar alanına girmiş bulunuyoruz. Şurada hızlıca şeyleri göstereyim size. Bakın ilk girdiğinizde zaten Zafer Akçay'ı göreceksiniz. Sonra bu polislerimiz var. Orada bir tane çapırlı polis motoru var. Hayatımda ilk defa çapırdan polis motoru gördüm. Şurada çok güzel kastımlar var. İnanılmaz güzel motorlar var burada. Şunun güzelliğine bakın ya. Mükemmel duruyor. Abi şimdi stand ilerleyelim abi. Şimdi ortadan girdiğimizde karşımıza ne geliyor? Aprilia'nın standı geliyor. Aprilia'nın motorlarından çok anlamıyorum. Zaten çok da ilgi alanım bir, o yüzden çok üzerlerinde durmayacağım. Şöyle biraz gezelim. Yok ya burası hiç bende hiç sıfır yani. Bende hiç yok. İşte dün bunda fotoğraf çekilmiştim. Hadi dolaşalım devam. Burada yeni yeni markalar var sanırım. Ha bunlar ağırlıklı olarak scooter üreten firmalar zaten. Isotlar motor. Çok komik değil mi ya? En merak ettiğim motorlardan birkaç tanesi de burada. UM motor bu sene Türkiye'ye çok güzel girdi. Tam başlangıç sınıfı Cruiser, Cafe Racer tarzı modelleri var. Şöyle birkaç tanesini göstereyim. Birkaç tane seni göstereyim dedim motoru bulamadım. Ha evet bu motor. Nerede yazıyor lan? Beygir bulamadım. Vay be Amerikalı motormuş aynen. Çok güzel duruyor ama ya. Fiyatı 200 bin lira. 250 cc 4 zamanlı. 20 kW. Yani muhtemelen iyi de gider. V-Twin mi bakalım. Paralel. Paralel çift silindir sanırım. Tek silindir de olabilir. Şöyle güzel bir tasarım var. Bence gayet iyi duruyor. Burada da herhalde farklı bir rengi mi? Farklı bir modeli mi ne var? Bakayım sanırım aynı gibi bir şey. Yani Vegas Edition. Ne diyorsun? Nasıl abi? Benim motor mu bu mu abi? Tabii ki de senin motor. Teşekkür ederim abi. Benim olduğu için mi yoksa harbiden benim motorum daha güzel? Benim olduğu için. Ha tamam. Burada yine Türkiye'ye yeni gelen marka var. Kobe. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Kobe. Kov. Şöyle bir standlarına girelim. Burada çok güzel bir adventure motoru var. Küçük TNR gibi bir motor. Çok tatlı olmuş. Çok güzel duruyor. Burada onun biraz daha iri yarısı var. Burada ATV'leri var. Burada çok güzel sepetli motorlar var. Ha burası da Java'nın kısmıymış. Barossa. Aa evet evet. Barossa'yı da görmüştüm. Çok güzel motor ya. Bakın bakın şöyle bir etrafında gezelim. Abi şunun duruşuna bakar mısınız? Çok güzel duruyor. Burada böyle sepetli çok güzel motor var. Abi bunu alıp Türkiye turuna çıkmamız yok mu? Şuraya senin setup'ı kuruyoruz abi. Sen yolda müziğini yapıyorsun. Ben burada sürüyorum. Bakalım şöyle içine doğru. Ayaklarını da uzatırsın. Aynen öyle. Bence gayet güzel. Bu eskiden zaten böyle model vardı. Sen hatırlar mısın bilmiyorum. 23 beygir. İkimizi ne kadar götürür bilmiyorum. Buradan Trabzon'a götürür mü biz abi? Buradan direkt Gürcistan'a kardeşim. Hala aynen. Gezeriz. Geçenlerde internette gördüm. Barossa'nın GV650 diye bir modeli geldi. Hayasung'un GV650 modelini bilirsiniz. Barossa tarafından yenilenmiş. Çok güzel bir şekilde gelmiş. Şöyle göstereyim. Yine V-Twin. Muhtemelen yine eski GV650 gibi. Çok hızlı gidiyordur. Far tasarımı çok güzel olmuş. Kalitesi çok güzel duruyor. Boyası özellikle çok hoşuma gitti. Şöyle simli bir boyası var. Göstergesi falan çok tatlı duruyor. Şöyle 73 beygir gücünde 61 Nm tork üretiyor. 650 cc. Bence çok güzel bir motor. Bunun fiyatı yazmıyor. Top speed'i Hayasung'taki gibi yaklaşık 200 km'nin üzerindeyse gerçekten çok mantıklı bir motor. Hadi devam edelim. Aurora standına geldik. Aurora'da yine geçen seneki Cruiser modeli var. Hemen şöyle biraz dolaşalım yanında. JP250 diye modelmiş. 250 cc. 26 beygir. Gücü kuvveti yerinde duruyor. Benim şaşırdığım şey bu motor kayış aktarması var. Sanırım LED sinyalli. Ufak tefek tam bir yeni başlayan Cruiser'ı. Çok güzel duruyor. Burada geçen sene de alay ettiğim MT-07'nin yan sanayisi gibi ürettikleri tatlı güzel duran bir motor var. Şimdi şöyle yeni bir model gelmiş. SK250 Kava diye geçiyor. Sanırım güzel bir naked modeli. Kuyruğu birazcık fazla havada, biraz fazla kısa. Derli toplu güzel tatlı bir motormuş. Bunları da zaten görmüşsünüzdür. Bunlar da bayağı popüler oldu. Uygun fiyatlı 250 cc kategorisinde çok güzel motorlar bunlar da. Egzozu ne kadar tatlıymış bunun ya. Aurora standında başka bakacağımız motor yok. Abi şu arabadan almamız yok mu ya? Baksana şu arabanın tatlılığına. Hayır abi ben kullanıyorum. Bunu da ben kullanayım. Senin arabanı zaten sen kullanıyorsun. Valla 10 numara mangalı gidilir ha. Bakalım şöyle içine. Oo kapı sesine bak. Senin kapıdan daha sağlam. Ama kapanıyor. Kendi kendine kapanıyor. Ben kapatmadım. Bak hiçbir şey yapmıyoruz kapanıyor. Dur ben de yanına geleceğim bir saniye. Ben de yanına gireyim şöyle. Evet. Biraz göt göte de olsa çok tatlı duruyor. Abi sanıfı da var ha. Şöyle geçsek peki. Double ekranı da var. Bak senin arabada yok ha bu. Bak abi burada ne var? Perdesi var. Vallahi çok güzel araba. Ne kadarmış bu araba? Fiyatı yazmıyor. Bence 300 binlerin üzerindedir. Şöyle dışarıdan göstermeyi unuttum. Tekerlere bak. Küçücük tekerleri var. Ya sen büyüyünce tekerlek mi olacaksın? Gelip seni ben farlara bak. Burası da böyle. Şimdi arkadaşlar Yuki'nin standına geldik. Burada da birkaç tane yeni çıkan model var. Evet Yuki'nin şimdi bir dakika ya. Hayasung geziyor. Ha anladım. Yuki'ymiş. Hayasung değil arkadaşlar. Yuki bu motor. Şöyle güzel bir V-Twin çıkarmışlar ama hiçbir bilgisini göremiyorum. Burada da Yuki'nin bir modeli var. Scrambler tarzı. Çok güzel duruyor. Burada da onun farklı bir rengi var.
başka da bir şey göremedim şu anlık. Burada çok bir şey yok. Şu motorlar da çok tuttu ya. Evet, bakın şunlara. Çok güzelmiş. Aa, çok çok merak ettiğim motor. Burada Bendarak 250 olduğunu düşündüğüm motor var. Aynen, Bendarak 250. İnanılmaz bir tasarım var. Çok güzel duruyor, çok güzel gidiyor. Motorun videosunu izlemiştim zaten. İşte bu benim motordan gerçekten çok daha iyi bir motor. Kayış aktarmalı 250cc. V-Twin mükemmel bir motor. Yuki'nin standı da böyleydi. 125'lik motor mu? Bence başlangıç sınıfı için gayet güzel. 125cc V-Twin. Çok güzel tasarımı var. Çok güzel duruyor bence. Yeni başlayanlar için gayet ideal bir motor. Yuki'nin standı da böyleydi. Evet, RKS'nin standına geldik şu anda. Burada sağda solda yazısı yok ama hemen internetten baktım. 70 küsür beygir, yine 67 küsür Nm torku var. İnanılmaz güzel duruyor. Kalitesi gerçekten RKS'ye göre bence çok çok iyi. Yani malzeme kalitesi benim çok hoşuma gitti. Ne bileyim, TFT ekranlı falan, böyle mükemmel bir motor ya. Gerçekten onun bir de yavrusu var burada. 250'i var. Far tasarımları aynı. Bence mükemmel duruyor. İkisi de çok çok güzel motorlar. Ben çok beğendim bu motorları. Şurada 250'lik yeni Naked motor çıkmış. Bu ne garip bir far tasarım böyle. Burada yeni yeni modeller var. Oo, bak bu çok güzel duruyormuş. Bu neymiş? Abi QJ motor gerçekten çok çok güzel modeller üretiyor. Şu far tasarımının güzelliğine bak. Tasarımları nasıl bu kadar güzel yapıyorlar ya. Çok beğendim. Bunu da çok beğendim. Bildiğiniz gibi hep Naked Racing. Şöyle bakalım mesela buna. 90 küsür beygir, 800cc. Çok güzel bir adventure motor yapmışlar. Gerçekten iri yarı büyük güzel bir şey duruyor. Bu sene RKS kalite konusunda gerçekten şaşırttı. Çok güzel motorlar var. Aa, burada da bir şey varmış. 125'lik mi? Bir dakika, bunu göstermemiz lazım. Bu nasıl bir 125'lik? Çok güzel duruyor ya. Ya 16 yaşında binebilecekleri motora bak ya çocuk. Bizim zamanımızda yoktu böyle şeyler. Bak yanda anahtar, ekranın güzelliğine bak. Vites göstergesi, devir göstergesi. Abi şunun güzelliğine bak. Bak tekrar için. Baksana şunun doluluğuna. Tüm bilgiler de var. Tam yeni başlayan motoru ya. Çok güzel tasarım var. Rengi boyası inanılmaz iyi. Ya RKS'den biraz sponsorluk almışım gibi duruyor olabilir ama motorları bu sene çok güzel. Evet, RKS'de bu sene böyleydi. Benim müptelası olduğum markaya yine geldik. Regal Raptor standı. Gerçekten bu sene yine inanılmaz duruyor. Hemen motorlara geçelim şöyle. Bakın burada ne var? Herkesin videosunu çek, videosunu çek dediği Pilder 250. Ya şunun duruşuna bak ya. Abi şunun güzelliğini görüyor musun? Mükemmel motor. Gerçekten tasarım harikası ya. Sinyal tasarımından tutun gidon tasarımına kadar her şey gerçekten mükemmel duruyor. Burada da aynısının kardeşi var. 125'liği var. Zaten tasarım olarak birebir aynı motorlar. Sadece renkleri falan farklı. Onun dışında her şey birebir aynı. Arkadaşlar ben de şu an motoru yeni gördüm. Daytona 250 S diye bir motor çıkmış. Benim motorun yenisi. Normalde yenisini biliyorsunuz. V-Twin'di, şöyleydi. Donu değiştirilmişti. Arka çamurluk kısmı değiştirilmişti. Sele değiştirilmişti. Gösterge, her şey değiştirilmişti. Fakat bunda yine paralel çift silindir kullanmışlar. Yine önde çift disk ABS. Yani benim motorumdan neredeyse farksız. Bakalım özellik olarak değişiklik var mı? 25 beygiri çıkmış. Benim motorum 18 beygirde. Muhtemelen benim motorumun sorunları gitmiş hali falandır. Burada da Daytona 250'nin en beğendiğim hali. V-Twin'li. İnanılmaz duran. Çok güzel bir motoru. Aa, kontak kalitesi de artmış. Güzel. Baktığınızda her şeyiyle mükemmel bir motor. Gerçekten bu Regal'in yaptığı en güzel motor olabilir. Ya şu 190 orijinal arka lastiği, sinyalleri, stop lambası, basakları, göstergesi, kütükleri, her şey mükemmel. Gerçekten mükemmel. Önde çift disk ABS var. Ben bu motora gerçekten bayılıyorum ya. ABS var mı yok mu emin değilim sadece. Bu kadar. Evet, Regal'de böyle güzel motorlar çıkartmış bu sene. Bu kadar arkadaşlar. Harley ile kapışabilecek kadar kaliteli bir marka düşünün. Yeni Amerikan yapımı, inanılmaz güzel motorları var. Şöyle göstermeye başlayalım. Bakın bakın tasarımların güzelliğine bakın. Şu fairingi ben de istiyorum. Çok güzel duruyor ya. Ayrı ayrı bebek ve özellikle ben şunu çok beğendim ya. Aa, bakın burada ne varmış. 1923'ten beri üretiyorlar sanırım. Abi bu nasıl bir kalite ya? Bu nasıl bir malzeme kalitesi? Bu gerçekten normal değil ya. Bunu alsam Türkiye'de kullanamam ki. Halının üzerinde duruyor motor. 1200cc, 97 Nm tork. Allah'ım, Allah'ım şunun güzelliğine bak. Arkadaşlar ben ve benim takipçilerimin alamayacağı motorların standlarında durmayı çok sevmiyorum. Çok özelliklere, fiyatlara falan giremiyorum. Zaten alamayacağız biliyorsunuz. V-Twin'i olan, çantası olan, hoparlörü olan V-Twin 250cc anormal bir başlangıç motoru. Bakın bu la, malzeme kalitesi falan gayet güzel duruyor. Oo, çantası da kocamamış ha. 335 bin lira. Fiyatı da gayet iyi bence. Diğer modelleri de hızlıca göstereyim sizlere. Bunların hepsi 250cc diyebiliyorum. Bakalım aynen. Bunların hepsi 250cc. Zaten çok yakında incelemeleri gelir. Çok tatlı, çok güzel motorlar hepsi. Bu şekilde bakalım. Abi şunun tasarımının güzelliğine bak. Çok güzel yapılmış ya. Bu sene gerçekten inanılmaz yapılmış. Duke 250 de bu şekilde. Bunun da tasarımı değişmiş. Gerçekten mükemmel duruyor ve özellikle yeni başlayanların motoru. Duke 125'in güzelliğine bakın. Bu da çok güzel duruyor. Başka neler varmış bakalım. Burada RC390. Kafası biraz değişmiş geçen seneye göre. Bu da çok güzel. Başka da bu tarafta bir şey yok. Bu ara şimdilik nasıl buldun abi? Makineler süper ya. Değil mi? Gerçekten. Senin canını çektiriyor değil mi abi? Motor alası oturunca bile böyle bir tuhaf iyi hissediyorsun yani. Aynen öyle. Evet, asıl motorlar. Abi sana şimdi birkaç bir şey anlatacağım. Hayvanlara geldik mi? Hayvanlara evet. Geldik. Nerede o motor? Bir bakayım hemen. Abi bir motor hayal et. Hayal ettim şu an. 200'e gidiyorsun. 5. vitestesin. Gaz açıyorsun ve tekere geliyor. 200 km hızla. Böyle çılgın, bir motor. Böyle bir çılgın motor ha. 0-100'ü ne kadar yapabilirsen gibi düşün. Hani 3 saniye mi 2.5, öyle bir manyak. Anormal bir canavar abi. Bu gerçekten üzerinde duran adamı hayatını bitirir yani. Harbiden midesini çıkar. Evet. Bakışa bak, bakışa.
Ya. Manyak ya. KTM bu kadardı. Şimdi devam edelim bakalım. Evet, şu anda Falcon Stand'ın önüne geldim ve uzaktan bir baktım. R25'e çok benzettim uzaktan fakat R25 değilmiş. R25 mi? Yok artık. O kadar çakmasını yapmayın be kardeşim ya. Güzel, güzel motor. Şurada bir tane Cruiser modeli var. Bu yeni çıkan Freedom sanırım. V-Twin miydi? Hayır abi, V-Twin değil. Hatta tek silindir olduğundan bile endişeliyim. Falcon'da başka göstereceğim bir şey yok. Falcon'da bu kadardı. Arkadaşlar, Türkiye'ye yeni gelen ve bence inanılmaz tutacak bir marka var. Togo diye bir marka. Şimdi size tek tek motorlarını göstermek istiyorum. Bu kadar özellik ve bu kadar donanım bir motorda gerçekten olmamalı ve 250 cc bir motorda bundan. Hemen başlayalım. Böyle çok tatlı bir göstergesi var. Duruşu inanılmaz iyi. Lastikleri falan çok güzel duruyor. Yani malzeme kalitesi motora yaklaşınca göreceksiniz ki çok çok iyi. 28 küsür beygiri varmış. TFT ekran, 250 cc, ABS frenleri var. Özellikle arkadaşlar bu motora gerçekten bayıldım. 240 orijinal arka lastiği var. V-Twin. Ya deponun, göstergenin, şu motorun güzelliğine bakın. Malzeme kalitesi, halley, çakması, düğmeler. Çakması demeyelim. Bunu ilk halley yaptığı için herkes öyle söylüyor da çakması demek çok doğru olmaz. Bu inanılmaz bir motor. 800 cc. Hatta şöyle detaylarına bakalım. 45 beygir, 800 cc. Muhtemelen torku çok çok yüksektir motorun. Kayış aktarmalı inanılmaz bir motor. Bu neymiş? Bu da 800 cc. Sanırım onunla aynı blok fakat bunda TFT ekran falan biraz daha farklı. Biraz daha uzun yol odaklı, fairingli bir motor. Evet, yine aynı blok üzerine kurulmuş. Bu sefer hantalı, bedwingli, hoparlörlü, inanılmaz güzel duran uzun yol motoru hali var. Ama ben gerçekten buna bayıldım. Gerçekten bayıldım. Eğer fiyatı uygunsa almayı düşünüyorum fakat sanmıyorum alabileceğimi. Genelde çok pahalı oluyor böyle güzel motorlar. Togo markasını gerçekten çok çok beğendim. İlk fırsatta incelemelerini de çekmek istiyorum. Bence bu sene Türkiye'ye gelmiş en güzel marka olabilir. Bu markalar da böyleydi. Hadi devam edelim. Arkadaşlar, şimdi Harley standları falan bulamadık ama bakın şimdi size neyi göstereceğim. Şöyle Insta 360'ın Ace Pro modeli. Şöyle ekranı dönen acayip bir model çıktı. Benim GoPro kırıldı biliyorsunuz. Bundan almayı düşünüyorum. Burada da herkesin bildiği X3 modeli. Bundan da alacağız. Bakalım zamanla. Hepsi zamanla. Şimdi burada ekipmanların olduğu yerler var. Şimdi KNM Master'a doğru gidelim. Size KNM Master'ın birkaç ürününü göstereceğim. Abi şu standın güzelliğine bakın. KNM Master her sene inanılmaz işler yapıyor ya. KNM'nin hızlıca ürünlerini göstermek istiyorum sizlere. Güzel güzel telefon tutacakları var. Benim telefon tutacağımı soruyordunuz sürekli. KNM Master'ı kullanıyorum. Burada da aha benim intercom. Yani yolda etrafı duyamadım. İnanılmaz güzel bir intercom. Şarjı da çok uzun süre gidiyor. Burada da farklı farklı modeller var. Burada LG korumalar, plaka lambaları, sis farları. Bakın burada çok söylüyordunuz, bu da var. Bunu da çok söylüyordunuz, bu da var. Bakın 200 liraymış. Bunu hiçbir yerde bulamadığını söylemiştiniz. Burada şu anda 360 liraymış bu arada. KNM Master bu kadar. Burada ne varmış? Moto X Expertise. Moto X Expertise. Merhabalar. Merhaba. Expertise mi burası tam olarak? Motosiklet Expertise. Benim ustam bakıyor şimdi, buradaki fark ne? Yani benim ustamla aranızdaki fark ne? Senin ustanla arandaki fark, evet. Biz resmi olarak rapor veriyoruz. Öyle yani mi? Aracının hem amortisör testini, hem fren testini, hem de dyno sonucunu veriyoruz. Evet. Çok şey var. Benim arkadaşım motor almıştı. Ortadan böyle yamuktu motor. Ona bakıyor musunuz? Ona da bakıyoruz. Çok iyi. Bayağı iyi o zaman. Bütün her şeyinize bakıyoruz ve güzel bir rapor veriyoruz. Çok size. İyi. Öyle ustalara kalmıyoruz. Tamamdır. Şöyle markayı tekrar göstereyim ben. Moto X motosiklet ekspertiz sistemleri. Motex. Motex. Ben yanlış okudum. Okuma yazma bende yok ya. Ben bir de çeviriyorum sadece. Evet. Şimdi en sevdiğim markaya geldik. Harley Davidson. Hiçbir zaman alamayacağım. Ümidi de asla kesmediğim bir marka. Şu motorların güzelliğine bak ya. Bak dün Emir bunu sordu. Bu ne dedi mesela. Ben dedim ki elden ayaktan düşünce alacağım motor. Elden ayaktan düştükten sonra motor mu alacaksın dedi. Hak verdim biraz. Ya bunlar ne ya? Yemin ediyorum bunlar ne ya? Abi şunun güzelliğine bakar mısın ya? Bu normal bir şey değil ya. Bunun güzelliğine bak ya. Tabii burada daha da güzelleri var. Bak. Şu hava filtresine bak ya. 117 kubik inç. Artık her neyse. Şu vitesin Allah'ım. Şu vites çok merak ediyorum. Bu arada elimde poşet var. Vites geçişine bak ya. Buradaki en uygun motor 35 bin euro abi. En uygun 35 bin euro. Düşün. Aa ne kadar sessizmiş. Ses gitmiyordur muhtemelen şu anda ama. Evet, bir de şurada solumuzda Royal var. Ne diyorsun ya? İşler değişti. Bu markada Türkiye'ye tekrar geldi. Çok eskiden vardı diye hatırlıyorum veya ilk defa geldi bilmiyorum. Şu motorları hemen göstereyim size. Şöyle bir bakın motorlara. Tam senlik bak bunlar. Mis gibi motor. Burada tam benlik modeller var. Çok tatlı modeller var. Kili beygir 52 Nm torku var. 650 cc. Gerçekten çok güzel duruyor. Burada yine herhalde farklı bir model. Cruiser desen değil, Naked desen değil. Çok çok tatlı ya. Baksana şunun duruşuna. Çok nefis, çok nostaljik duruyor. Şunun boyasına bakar mısınız ya? Ama bunu temizlemekle uğraşamaz ki kimse. İnanılmaz duruyor. Çok beğendim. Çift egzoz çıkışı var. Bu da mükemmel. Başka neleri varmış? Burada biraz daha adventure modelleri var. Burada böyle scrambler desen değil, neck desen değil, böyle garip bir tarz yine. Royal'in motorları da gerçekten çok güzel duruyor. Fiyatları çok merak ediyorum. Fiyatlar burada yazmıyor bu arada. Onun bilgilerini de veremiyorum. İnternetten bulursam yazarım ama sanmıyorum. Şu an çıkmamıştır muhtemelen fiyatları. Ya yazıyormuş fiyatı. 230 bin lira fiyatı var. 230 bin liraya 350 cc de hava soğutmalı bir yeni gelen motora ne kadar sağlıklı bir fiyat bilmiyorum. Fiyat biraz yüksek geldi bana. Ama güzel motor. Çok beğendim. Tasarımları çok güzel. Royal markası da böyleydi. Arkadaşlar Kawasaki
zaten tabii herkes geldiği için ben gelmeyeceğim. Fog Racing ya. Aa bir dakika lan. Ben HK'yı getirmediler sandım bu sene. Varmış bir saniye. Ya şu parlamaya bakın, şu parlamaya, şu duruşa bakın. Bu nasıl bir şey ya? Sağlıklı bir insanın bineceği motor değil. İnanılmaz büyük, inanılmaz güçlü ve inanılmaz canavar gibi duran bir motor. Tam ninja ya. Şu uzaktan duruşa baksana bir ya. Bak bak. Tam bir ninja. Şöyle yakınlaştıralım hatta. Şimdi en merak ettiğim motorlardan birisi CF Moto'nun CLC 450 modeli. Bakın şimdi. Kayış aktarmalı 450 cc. Tam bir ara sınıf cruiser'ı. Türkiye'de inanılmaz sıkıntısını çekiyorduk. Ara sınıf cruiser modeli olarak. Çok tatlı, çok güzel bir motor geldi. Kontak sağda ama anahtar yok. Göstergeye bakamıyoruz. Yurt dışında incelemeleri vardı. İzledim. Gerçekten çok nefis gidiyor. İnanılmaz kaliteli. Çok güzel bir motor. Ha bir de 450 NK çıktı bu sene. 450 SR'le aynı blokta. Kuyruğu aynı. Göstergesi aynı. Çoğu şey aynı. Büyük grenajlarda ufak tefek farklılıklar var. Onun dışında full aynı motor. Zaten CLX 250 biliyorsunuz. Bunu da yakında incelemesini çekeceğim. 250 NK, 450 SR, 650 NK. Bu eskiden yok muydu ya? Aynen bu da yenilenmiş galiba. CF kısmı da bu şekildeydi. Ben çok beğendim. Çok güzel motorlar. CLX Sport modeli. Motorun önden duruşuna bakar mısın? Gerçekten nefis duruyor. Şimdi burada bir de Hyosung var. Hyosung markasına da hemen gidelim. Bu sene Hyosung güzel motorlar getirmiş. QH250 diye. Yine V-Twin yapıyor tabii ki. Bunlar çok güzel model olmuş. Burada bir tane Scrambler modeli var. Gayet güzel modeller varmış. Hyosung da tekrar gelmiş yani bu piyasaya. Bu kadar. Evet. Puanın sonuna geldik. Neredeyse her firmayı dolaştım. Girmediğim bazı firmalar vardı çünkü bana hitap etmiyordu çoğu. Ama onun dışında neredeyse çoğu firmaya girdik. Eren abi nasıl buldun fuarı? İlk defa motor fuarına geldin herhalde. İlk defa geldim. Harikaydı. O zaman ne yapalım? Kanala abone olmayı, bu videoyu yorum yapmayı, beğenmeyi falan unutmazsanız sevinirim. Bildirimleri de açalım aynen. Video attığımda haberiniz olmuyor. Sonra diyorsun ki ya kardeşim sen video mu attın? Haberim yoktu falan. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bye bye.